Sevgili dostlarım hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir kaleşe okulans bölümüyle sizlerle beraberiz Bugün Kuvay Milli hesabımızdayız Kuvay Milli hesabımızdan devam edeceğiz ki şöyle güzel şekilde açıklamalarım var sizlere onları sunmak istiyorum Gerçekten bugün benim mutlu günüm aslında ben bu şu an erkenden çekmiş oluyorum ama siz bu videoyu salı günü izlediğinizde Salı günü artık şehri Azat dünyaya gelmiş olacak. Yani artık aramızda olacak. Seydi abi oluyor, şehre, azat dünyaya geliyor diyebiliriz. Yani çok şükür şu, e, muhtemelen salı günü öğlen itibariyle siz bu videoyu izlediğinizde Allah izin verirse kucağımızı almış olacağız artık Şehrazat da bizle beraber olacak. Yani evimizin yeni üyesi diyelim. Kendisine de hoş geldin diyelim. Zaten e, muhtemelen bir vlog çekmeyi düşünüyorum kendisi dahil olacaktır diye düşünüyorum. Onu da ayarlamasını yapıyorum sizlere. Güzel bir şekilde vlog çekeceğimizin müjdesini buradan vermiş olalım. En azından biz de bunun haberini o gün itibariyle bu videoyu çekerek sizlere sunmak istedim. En azından haberiniz olsun. Ben de bugün bu ganimetleri eriteyim. Elimizden geldiği kadar savaşımızı yapalım. O doğrultuda ilerleyelim diyorum. Şu an... Neyse velhasıl kelam hayırlı olsun dedikten sonra şu an videoya devam edebiliriz. En önemlisi arkadaşlar etkileşim adına videoya like atmayı aramıza yeni katılan dostlar da abone olmayı ihmal etmesinler. Günlük olarak klişe okulansı içeriği ileri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda Hani muhtemelen belki bir iki hafta bir yoğunluğumuz olur. Çünkü sonuç itibariyle yeni bir üyemiz var artık. Ondan dolayı belki misafirlerdir vesaire. Aksatırsam ki eğer bu bir iki hafta içerisinde affol arkadaşlar şimdiden. Bunu belirtmek istiyorum. Şu an ordum hazırlanıyor. Ordum hazırlandığı takdirde güzel bir şekilde lig savaşımı yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir mantık var arkadaşlar. Bunları iletmem gerekiyordu. Bugün benim hero'larım yeni kalktı. İki adet inşaatçım yeni ayaklandı. Normalde bunların hepsi yatıyordu. Hero'larda Atıyordu. Benim hero'larım kesinlikle yani ayakta durmuyor. Hepsi sürekli yatıyor. Son iki sezondur görüyorsunuz. Zaten lig videoları çekmiyorum. Şimdi kalktılar. Artık koruyucuyu ben 50 yapacağım. Koruyucu bitecek. Şampiyonu da 21'e yollayacağım. Artık bundan da kurtulmak istiyorum. Onları göndermeden son bir defa savaşını yapmak istedim. Daha sonra da yolculuk başlasın onlar için diyeceğim. Ama şöyle bir mantık var. Elimde bir adet kahraman kitabım mevcut arkadaşlar. Bunu hemen sıcağı sıcağına koruyucuya basmak istiyorum. Yani 16.5 milyon civarında iksir istiyor burada. Verelim abi 50 olsun gitsin. En azından belediye bina sonuçta bundan bir kurtulmuş olalım. 8 gün süre istiyordu. Biz bunu direkt kaldıralım. Bunu bekleyemeyeceğim. Artık koruyucumuz full abi. Koruyucudan kurtulduk. Kraliçeden kurtulduk. Şampiyonumuz 20 oldu. 21'e yollayacağız. 4 seviyesi kalacak. En önemlisi bu köyde de belediye binasını 14'e bastım arkadaşlar. 9 gün 20 saat sonra Kuvay Milliye'de belediye binası 14 olacak. Nizami Cedit ile beraber iki köyü de artık 14 pozisyonunda fulle yollayacağım arkadaşlar. Elinden geldiği kadar full artı full duruma getirip efsane ligde iki hesapla savaş videoları çekmek istiyorum artık. Gerçekten bu hesaplar elinizde büyüdü abi ya. Hani son bir yıldır görüyorsunuz bir buçuk yıla yakın oldu hatta bu, siz bu hesabın belediye binası 10 halini de gördünüz. 11'ini de, 12'sini de, 13'ünü de gerçekten gördünüz abi. Elinizde büyüdü bu hesaplar. Neyse, velhasıl kelam şunları bir toparlayalım. Şurada bir taş kutusunu kaldıralım. Şu ganimetimizi de ezeceğiz. 414 bin civarında karakterim mevcut. Benim sezondan gelen ganimetler hala duruyordu arkadaşlar. Çünkü boşta inşaatçım yoktu. Bugün 2 adet inşaatçım boşa düştü de kullanabiliyorum. Şimdi abi... Hala hazırda görüyorsunuz ki 25 gün 20 saat kalmış sezonun bitmesine. Yani 5 gündür bu ganimetler burada duruyordu. Şimdi ben normal şartlarda savaştan sonra şampiyonu direkt 21'e vereceğim. Tamam mı? Bunun haricinde abi kalan inşaatçıyı ne yapacaksın? Onu değerlendirelim. Şimdi 23 milyon civarında altın mevcut elimde. İksirle herhangi bir şey yapmayacağım. Ondan dolayı iksirle bir duvar basabiliriz. Duvarı bu arada bayağı bir duvar bastım arkadaşlar. Fark eden vardır belki aranızda ama şöyle bir gelmek istiyorum. Duvarlar kısmına 97 adet duvarım kalmış. Bu da demek oluyor ki 203 civarında duvar basmışım abi. Gerçekten az değil bence. Baya baya bir geliştirdik. Şimdi 12 milyon yaparsam 2 duvar basıyorum. Abi 6 milyon duvar olur mu ya? Yapacak bir şey yok abi basacağız. Bunların gitmesi lazım. Şimdi bir adet daha basabilmek için şurayı toparlamak istiyorum. Hemen şunu da alalım. İkisini alalım yeter. 8 milyon yaptık. Bir adet daha. Gel şurada bir duvarımız daha basalım abi. Bu da gitsin. 2 milyon iksir elimizde kalacak. 13 milyon altınla ne yapacağız? Abi şöyle bir bakalım. Bu arada hatırlatmak istiyorum ki artık bu hesaba yani bu sezon bilet almadım. 9 gün 20 saat sonra yani 10 gün sonra belediye binası 14'e geçtiği için sezonun da bitmesine 15 gün bir süre kalıyor. Sezonun ortasına denk geldiği için bilet almadım. Bu hesaba son defa Belediye binası 14'e geçti diye önümüzdeki sezon biletini alacağım. 14'te bu hesabın da bilet hakkını sonlandırmış olacağım. Nizamici dedi de almamıştım zaten. O da kotasını doldurdu. Bayağı geliştirdi. Hirolarını bitirdi. Bu hesaba da alma nedenim. Yani belediye binası 14'te hızlı şekilde bir ay yol kat etsin bir ay içerisinde toparlayabildiğini toparlasın. Daha sonra Allah kerim arkadaşlar olabildiğince bitiririz ilerletiriz. 23 milyon elimde altının mevcut abi. Şimdi bunları eritmem lazım. Onun haricinde bir inşaatçıyı tamamen nereye götüreceğimi göndereceğimi netleştirmem lazım. Ben genelde uzun süreçli binalara yolluyorum. Yani 15 gün pardon 15,5 milyon civarında burada ganimet istiyor. 16 gün süre. Abi çok fazla. Aşırı derecede fazla ama 8 gün. Yani 8. seviye yükseliyor. Gönderilir mi? Ya tabii ki gönderilir ama böyle düşük olup da ilerlemesi gereken bina var mı diye bir bakıyorum. Bu arada savunmalar da fena değil. Güzel geliştirdiğimi düşünüyorum. Okçu Kulesi olabilir aslında. 12 gün 17'ye gönderilebilir. Bunu 12 milyon tamam. Okçu Kulesi'ne gönderelim. 12 milyonu burada harcayacağım abi. Pardon 12 milyon oraya harcayacağım. E oraya göndereceğiz. Onun haricinde kalan ganimeti arayacağız. Bir türlü dilim sürçtü konuşamadım. Neyse. Tamam. Şuradan altınla abi bir duvar. Bir duvar daha basarsam 11 milyon civarında kalacak elimde. Aynen bir duvar daha basalım. Buraya geliyorum. Tekrar altınımı toparlayacağım. Şunları toparlayalım. 14 milyon 400 bin. Tamam. Güzel. Burada 17'ye yollayacaktık herhangi bir binayı. Elimde gerçekten çekicim mevcut. Bak gayet güzel şekilde elimde bir adet çekicim var. Bir adet daha alabilecek çekicim var. Ligdeyim. Ligden sonra 3 adet daha çekici alacağım. 5 çekici eder. Belediye binası 14'te bunlarla içinden geçeceğiz abi 14'ün. Lazım olan tüm binaların hepsini basacağız. Baya güzel şekilde ilerleyecek. Tamam. Bunu da buna gönderelim. Abi gelişsin. 12 gün sürecek. Yani bina bittiğinde ortalama 3 gün sonra buradaki inşaatçımız olacak. Benim için idealdir bence. Ben bunu basmak istiyorum. Bunu da basalım. Elimde bir adet inşaatçım mevcut olarak kaldı. Bunu ne yapacağız? Normalde bir savaş yapmayı düşünüyordum. Şu an bir orduma bakıyorum, 11 dakika süresinin kaldığını görüyorum. Buradan bir savaş yapılabilirdi ama muhtemelen videonun sonunda yaparım diye düşünüyorum çünkü zaten fazla vakit kalmayacak. Onun haricinde geliştirebileceğimiz binaları geliştirelim. Ben de videonun sonunda onu toparlayıp artık savaşını yaparım diye düşünüyorum ama yani fena da durumda değil aslında yapılabilirdi. Ee, süre uzun. Şimdi ben de taş harcayamayacağım ona. Neden diyeceksiniz? Abi sonuç itibariyle kendi imkanlarımızla artık güzel şekilde videoları sunmaya çalışıyoruz ama maalesef ki belli noktalarda artık harcama yapamıyoruz. Hani kanalın bütçe sona yeterli değil diyebilirim. Şimdi 917 taşım var. Abi ben neden bunu bunu harcayayım ki? Hani harcasam gerçekten saçmalık olduğunu siz anlayacaksınız. Abi diyeceksin sonuç itibariyle orada bir 90 taşta 83 taşta harcadıktan sonra 2 adet kahraman kitabını alacaksın. Şampiyonunu şu an 21'e yollarken Direkt 2 seviye atarsın. Bunu 22 yaparsın. 23'e yollarsın. Beyin bedava. Mantıklı olan odur aslında. Ondan dolayı onu bekleteceğim abi. Şimdi ben bunu direkt buradan basmayı da düşünmüyorum. <laughs> Niye düşünmüyorum? Abi şöyle bir şey mi yapsam ya? 10 dakika süresi var. Kalan kalesi falan dolması lazım. Onu beklettikten sonra tamam. Kalan elimdeki bir adet inşaatçıyı da buna verdikten sonra ne kadar istiyor? 275 bin. Bunu gönderelim abi. Şampiyonumuz da ortalama ne olur? 21 yaptıktan sonra ekstra bir şey kalmayacak. Ben bunu da buna yolladıktan sonra önümüz açık şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Bu savaşı burada yapamayacağım muhtemelen. Evet arkadaşlar şimdi savaşımızı da aradan çıkardığımı düşünüyorum. Ondan dolayı direkt aslında yapmam gereken şampiyonu da yükseltip ufaktan toparlamak lazım. Şimdi elimde bir şey kalmadı zaten. Gönül isterdi ki bir duvar daha basıp o şekilde ilerleyelim. Ama velakin burada artık şampiyonu basma zamanı. Şampiyonu da 21'e göndererek ufaktan burayı sonlandıracağız. Hemen gönderelim abi. de biliyorum basılmaz ama basmam lazım. En azından belediye binası 14'e geçtiğinde 21 bandın diye Zaten 21 olduktan sonra 9 seviyeyi de aralıksız şekilde her zaman basacağız. Önümüzdeki lige bu hero full olsun abi. Bizim amacımız o. O bantla ilerleteceğiz. Bakalım durma nasıl ilerleyecek. Velhasıl kelam, videonun sonuna gelirken mutlaka etkileşim adına like atmayı ihmal etmeyin. Botsabilirsiniz <laughs> arkadaşlar çok memnun olurum. Aramızda yeni katılan dostlar da kanala abone olabilirler kendinize çok iyi bakın.